Alacahöyük, Çorum'un Alacay ilçesinin 15 kilometre kuzeybatısındaki Alacahöyük köyündeki bir höyüktür. Bu höyükte 4 ayrı kültür evresinden kalma 15 yerleşim ya da yapı katı saptanmıştır. Eski Tunç ve Hitit döneminde çok önemli kült ve sanat merkezi olan Alacahöyük'te 4 uygarlık çağı açığa çıkarılmıştır. Alacahöyük arkeolojik araştırmalarda ilk bulgular M.Ö. 3500'lü yıllara götürse de bazı bulgular, tarihi 1500 yıl daha geri götürerek M.Ö. 5000'li yıllara kadar dayandığını gösteriyor. Orta Anadolu'da M.Ö. yaklaşık 1750 yıllarına kadar süren Hatti dönemi, Hititlerin Anadolu'ya gelip bir krallık kurmalarıyla son bulmuştur. Ancak Hatti kültürünün izleri Hitit uygarlığı içinde de devam etmiştir. Hitit İmparatorluk çağında Alacahöyük, Mabet Sarayı, temiz ve atık su kanalları, biri kabartmalı olmak üzere anıtsal iki kapısı ve girişinde bulunan şehir surları ile önemli bir kültür merkezi olduğu gözükmektedir. Çorum ilinin 45 kilometre güneyindeki Alacahöyük antik kentinde Tanrıça Hepa'da ithaf edilen baraj M.Ö. 1240'lara tarihlendiriliyor. Tarım arazilerini sulamak ve içme suyu sağlamak amacıyla kullanılan eser, yaklaşık 150 metre uzunluğunda bir sahiptir. Gölpınar Hitit Barajı'nın 3. Hattuşili veya 4. Tuthaliya tarafından yaptırıldığı tahmin edilmekte olup 4. Tuthaliya'nın Anadolu'da yaşanan büyük kuraklığın ardından birçok baraj yaptırdığı biliniyor. Derinliği farklı noktalarda 5 metreye kadar ulaşan baraj, aynı döneme tarihlenen diğer örneklerinden farklı olarak yeraltı suyuyla besleniyor ve su kaynağı kendi havzasının içinde bulunuyor. Barajın açığa çıkarılan kısmında 2 kanal, 1 havuz ve 3 heykel kaidesi bulunmuştur. Yaklaşık 3'te 2'si dolan barajda bugün 2 milyon 500 bin metreküp su tutulmuş durumdadır. Alacahöyük'te birinci kültür evresi olarak adlandırılan ilk kısmında sırasıyla Krikler, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine dek uzanan kalıntılar bulunmuştur. İkinci kültür evresi olan kısımda ise Hititlere ait kalıntılar öne çıkmıştır. Üstelik bu kalıntılar Hititlerin başkenti Hattuşa'ya yakınlığı ile dikkat çekmektedir. Üçüncü kültür evresinde ise erken Tunç Çağı'na ait 4 yapı kalıntıları bulunmuştur. Bunlar, 3000 ila 2000 yılları arasını kapsayan kalıntılardır. Alacahöyük'te 4. kültür evresi olarak adlandırılan son bölümde ise, M.Ö. 3500 ila 3000 yıllarına denk gelen Bakır, Taş Çağı'na ve erken Tunç Çağı'na ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Alacahöyük'te ilk kazılar 1907'de yapılmış olmasına rağmen, Kemal Atatürk'ün kendi girişimleri sonucunda kazılar yapılmış ve Çorum'da yatan bu tarih, dünyaya kazandırılmıştır. M.Ö. 7. yüzyıla kadar insanlar ticarette değiş tokuş yaparlardı ve değiş tokuş yaptıkları şeylerin arasında sığır, taş taşınması zor olan şeyler vardı. Lidyalılar M.Ö. 7. yüzyılda ticarette kullanılacak ve kolay taşınabilir bir değiş tokuş aracı olan parayı bulmuşlardır. O zamanki paralara sikke adı verilmiştir. Sikkeler devletler tarafından damgalanarak resmiyeti garantilenmiştir. İlk Lidya sikkeleri gümüş ve altının karışımından meydana gelen elektrondan yapılmıştır. Kroisos zamanında sikkeler ilk defa ayrı ayrı altın ve gümüş olarak basılmıştır. Sikkelerin madenden yapılması sebebiyle kağıt paradan üstündür. Kağıt paranın maddesinin bir değeri yoktur. Değerinden farklı olarak daha da kullanışlıdır. Bu sebeplerden dolayı sikkeler kağıt paradan daha fazla tercih edilmiştir. Hititler'de kanun, büyük kralın yetkisi altındaydı. Kral, başkomutan, başyargıç ve başrahip sayılıyordu. Ancak kral, kararları onaylatma yükümlülüğü altındaydı. Onaylayan kurum ise, Pankuş adı verilen soylular meclisiydi. İnsana ve insanın yaşama hakkına saygı duyan ve önem veren bir uygarlık olan Hititler, Anadolu'da bundan binlerce yıl önce halka istediği dine inanma ve istediği dili konuşabilme hakkı vermiştir. Kadın ve erkek her koşulda eşit sayılmış ve kanunlar önünde cinsiyet ayrımcılığı yapılmamıştır. Hitit kanunları, kölelere de para ödeyerek özgürlüğüne kavuşabilme ve evlenme hakkı tanıyordu. Kralın, konumu nedeniyle ölüm cezalarını kaldırma yetkisi vardı. Ölüm cezaları ise büyücülük ya da krala karşı gelme sonucu veriliyordu. Ayrıca kardeşlerle ilişki kurmak ya da evlenmek de Hititlerde sonu ölüm olan bir suçtu.
İdam cezası uygulayan bir toplum olan Hititler, işkenceye ise karşıydı. Boşanma ve aile konusunda da kanunları olan Hititlerden günümüze, bu kanunların yer aldığı tabletler de kalmıştır. Bunların dışında askerlik, Hititlerde bir zorunluluktu. Herkes askerlik görevini yerine getirmek zorundaydı. Alacahöyük Kral Mezarları, Alacahöyük ziyaretçilerini binlerce yıllık konukseverlikle karşılayan anıtsal sfenksler, kalker temel üzerine andezit bloklarla inşa edilmişlerdir. Sfenksli kapının iki yanındaki söve blokları sfenks görünümünde yontulmuştur. Sfenkslerin yer aldığı bu iki kulenin iç ve dış yüzleri kabartmalı ortostatlarla süslenmiştir. Batıdaki kuledeki kabartmalarda görülen boğa figürü, göklerin fırtına tanrısını sembolize etmektedir. Yerleşime ait temelleri ve diğer buluntularıyla Hitit mimarlığına ve sanatına ışık tutan Alacahöyük'ün en önemli buluntuları kraliyet mezarlarıdır. Kenarları taşla örülmüş mezarlar, ahşap hatıllarla kapatılmış, damları üzerine kurban edilen sığırların başları ve bacakları yerleştirilmiştir. Prens ve prenseslere ait olduğu düşünülen ve eski Tunç çağına tarihlenen bu 13 mezarda süs eşyaları, güneş kursları, geyik ve boğa heykelleri, kama, kılıç, balta gibi savaş aletleri ile pişmiş toprak, taş, altın, gümüş, tunç, bakır ve elektrondan yapılmış eserler ve süs eşyaları bulunmuştur.